Kıymetli dostlar selamun aleyküm. Bugün net konuşacağım. Bugün bazı şeyleri açıkça dile getirmeye gayret göstereceğim. MIT'in verdiği gizli mesajları aktarmaya çalışacağım. 2024'te esecek fırtınanın esamelerini, meltemlerini, ufak lodoslarını bugün sizlere getirmeye, sizlerle bunları tanıştırmaya gayret göstereceğim. Türkiye'nin Filistin'de yıllar önceden bu tünellerde Hamas'a oradaki direnişçi kurumlara diyeyim örgüt deyince yanlış anlıyor birileri. O insan yapılanmalarına nasıl destek verdiğini, İsrail'den gizli halen daha nasıl destek verebildiğini, düzey yardımı, roket atarlar, silah, tıbbi yardım bunların Türkiye'den nasıl gittiğini ben biliyorum net olarak, net olarak farkındayım. Hakan Fidan'ın dünyanın dört bir yanında nasıl rol oynadığının farkındayım. Yemen'e saldırı gerçekleşti. Şu dört noktayı Amerika'nın savaş uçakları ve savaş gemileri yanına da aldığı bazı ortaklarıyla birlikte vurdu. Türkiye bunu biliyordu. Yaşanmasını engelleyemezdi. Ama burada bir direnç unsuru oluşturmak için Yemen'le askeri ve istihbarat faaliyetlerini yıllar içerisinde çok üst düzeylere taşıdı. Dünyanın tehlike tehlikeli gidişatını Türkiye'nin nasıl okuduğunu anlamak için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümünde verilen mesajları gözden kaçırmamak gerekir. En baştan özetini vereyim. Küresel belirsizlikler, asimetrik ve hibrit tehditler döneminde Türkiye milli güvenlik politikalarını yeni bir döneme taşıma iradesi sergiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında küresel güç rekabetinin merkezinde olma, uluslararası sistemde belirsizliklerin artması ve buna karşı Türkiye'nin kendi milli menfaatleri çerçevesinde müessir güç konu gelme vurgusu var. Yeni risklerin ve krizlerin ortaya çıkmasını bekleyen Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin Suriye, Irak, Karabağ, Libya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki etki rolünü hatırlatması çok önemliydi. Yine eksen kayması tartışmasının anlamsızlığını işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin stratejik otonomisine kavuştuğunu örneklerle anlat. 2023 seçim beyannamesinde de öne çıkan bu temayı iç ve dış siyasette alınan kararları Türkiye eksenli belirlemek olarak formüle. Bu formülün Türkiye'nin dünyanın daha fazla belirsizlik ve krize doğru gittiğini önceden fark ederek buna uygun politikalar geliştirdiğini anlatmakta bu formüller aslında. Yine bu yaklaşım Türkiye'nin ihracat ve menfaatlerine göre ikili ve ittifak ilişkilerine yeniden alınması, uluslararası kurumlarla birlikte kapasitesini güçlendirmesine kadar uzanıyor. Ankara'nın başarılı sert güç uygulamalarının arkasında her Erdoğan'ın liderliği ve ekip arkadaşları net olarak var. Burada Türkiye'nin payı çok büyük. Böylece MIT'in sivilleşerek asli görevini daha etkin yerine getirmesi ve 2010 sonrası Hakan Fidan döneminde görev alanı, imkanları ve kapasitesinde bir devrim gerçekleştirmesi mümkün oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki en büyük silah ne Tayfun füzesi, ne Siper, ne MPT, ne Bayraktar, ne bilmem ne demiyorum. Hakan Fidan ve Hakan Fidan gibilerdir. Çünkü istihbarat savaşlarının saha savaşlarından çok daha etkili olduğu bir dönemin içerisinde yaşıyoruz. Eğer ki MIT güçlü olmasa bizi radikalleş Neyle? düzensiz göçle organize suçla yabancı karşıtlığıyla İslam düşmanlığıyla Leyyabete LPG tek kelime tevhid bayrağı 10 Kasım yılbaşı bu çarpıcı mesajlar üzerinden İsrail'in bir düğmeye basmasıyla içeride bir operasyon yapıp bizi cesede dönüştürürler cesede bakın çok boyutlu ve çok kutuplu düşünmek çağımızın bir zorunluluğudur. ABD'nin öncülüğündeki tek kutuplu dünya düzenine karşı yeni güç merkezlerini ve ittifak yapılarını tesis edecek ve sürdürülebilir kılacak yapılar henüz oluşmuş değil. Bu ise dünyada çoklu ve parçalı bir yapının ortaya çıkmasına neden oluyor. Hali hazırda Ukrayna üzerinden devam eden Rusya batı hesaplaşması mukettar olan Çin ve batı hesaplaşmasını ortadan kaldırmıyor. Sadece erteliyor. Hali hazırda Ukrayna'da devam eden Rusya Rusya batı hesaplaşması çok önemli. Zamanında tedbir alınmazsa bu çatışmalar, küresel siyasi ekonomik krizler en ağır şekilde vuracağı ülkelerin başında Türkiye geliyor. İmam Gazali'nin bin yıl önce formüle ettiği ilke bugün de geçerli. Haddini aşan zıttına döner. Doğal sınırlarını aşarak başkalarının hakkına tecavüz eden her güç aktör ve politika kendi sonunu hazırlamaya başlamıştır. Amerika korkaklığının, İsrail korkaklığının ve bu korkaklığın verdiği çaresizlikle haddini aşmanın bedeli olarak kendi sonunu hazırlamış. Bu saatten sonra yapacakları tek şey ölürken çırpınmaktan, batarken debelenmekten başka hiçbir şey değildi. Yönü ve derinliği ne olursa olsun bundan sonraki küresel düzen arayışlarının içerisinde Türkiye mevcut ittifak yapılarında en belirleyici aktörlerden birisi olur. Bakın bu fotoğrafta bir küçük örnek. Bunun gibi çok fazla fotoğraf. Cumhurbaşkanlığının onayından geçerek paylaşılan bir fotoğraf. Herkes kameralara oraya buraya bakarken Hakan Fidan'ın gözleri Amerikalılara dikilmiş vaziyette. Bakın Blinken 5 gün içerisinde Ürdün, Katar, Türkiye, Mısır, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeyi ziyaret etti. 7 Ekim'den bu yana da bölgemize 4 defa seyahat gerçekleştirdi. Bu önemliydi. Şu son görüşme içerisinde bundan e, bir hafta önce falan yapıldı bu görüşme. Bu fotoğraf o zamana ait. Burada da Yemen'e yapılacak saldırılar hakkında da Cumhurbaşkanı'na bilgilendirme yapıldığıyla alakalı bazı iddialar var. Bunlar iddia noktasında daha netleşmiş bir durum yok ama Hakan Fidan'ın özünü düşmanlarına nasıl diktiğini görüyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Kurduğum dişine artık kan değdi. Bu saatten sonra ne bir şeyden korkarız, ne bir şeyden çekiniriz. O değen kanın da devamını getiririz bu saatten sonra. Bu saatten sonra köpeksiz köyde değneksiz gezme devri bitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şu sözleri çok önemli. Türkiye oyun kurucu bir aktör küresel güç rekabetinin tam ortasındadır. Türkiye dünyanın bağlantı noktası, düğüm yeridir. Küresel iktidar coğrafyasının tam merkezidir. Türkiye ve bölge ülkeleri coğrafyasına hakim olsun. Orta kuşak dünyanın merkezi süper ekseni olacak. Sadece bu bize yeterli olacak kadar büyük bir gücü bile çoktan sunmuş vaziyette. Tarihin gidişatına ne Amerika ne beledi zinası ne de uşakları engel olamayacak. Kıymeti dostlar paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kal efendim.